Prenses Aslı. Prenses. Nasılsınız? Nasılsın? Teşekkürler, iyiyim siz? Ben deyim, teşekkür ederim. Siz pembiş olmuşsunuz. Sen de bugün kırmızılara bürünmüşsün. Evet. Sevgililer günü konsepti gibi. Yok, ama benim mesaj farklı. Konsept? Şöyle, ne kaybettiğine dön bir bak istedim demeyeceğim. Çünkü her gün profilimdeler, bakıyorlar zaten. Çünkü beni bir kere gören unutamıyor, tanıyan nasıl unutsun demek istiyorum. Wow. Profilimden, fake hesaplardan bakmayın. Yüzünüz varsa kendi hesabınızla gelin. Yani DM'de bence numaranı at da mesajlaşın. DM'de bekliyorum. Birinden mesaj bekliyor musun? Beklemiyorum. Yani diğer kutusu, diğer kutusunda. Onlar beni unutamıyor. Ay vereceksen ver mesajını bu kadar. Yok, buradan. Yok, şimdi bu şekilde bu arada şapka kullanmamın nedenini söylemek istiyorum. Ben de eksimi stalklamışım. Hı. Yani empati kurmak istedim onunla. Onun gittiği mekana şu şekilde bir giriş yapıyorum. Saçlarım arkada. Viskimi söyleyeceğim. Karşı bistrosunda. Viskim geldiğinde kafamı kaldırıp ne kaybettiğini karşında gör istedim diyeceğim. Bu kadar. Bayağı kendin yazdın, evet, kendin yani, oynuyorsun. Oynuyorum şu an. Peki ben şu an aşko kuşko göremiyorum. Ama sen, nerede senin Barbie'n? Barbie'min elbisesini unuttuğum için çok mutsuzdum. Funda ile tartışınca biraz enerjim yükseldi. Ama biz şimdi seni burada özdeşleştirdiğimiz en baştan beri ben Barbie'mle birlikte burada arzı endam edeceğim dedin. Yani onun İkinci günde sattın Barbie aşko kuşkoyu. Bu nasıl aşko kuşkoluk? Onun kırmızı kombinini evde unutmuşum. O da benim şu an kombinime uymadığı için oturup beni izleyecek kızlarla beraber. Peki dün de yapamadın. Dün de balık kızdı. Barbie ona, iki günde unuttun o zaman, Barbie'yi. Ona kanaat, o zaman Hakan'ın kanaat kendileri, notu istiyorum. Kanaat notu istiyorum. Kanaat notu falan yok. Bu eksikliklerle arkadaşlar. Yok. Ben yalnız bir dakika. Buraya her gelen farkındaysanız hep şunu evde unuttum. Ben bunu takacaktım. O orada kaldı. Öbürü kargoda. Pardon, bir şey söyleyeceğim. Ben şu elbiseyi kalktım dün yayından çıktığım gibi bastım Zekeriyaköy'e, arkadaşıma gittim. Arkadaşımdan aldım, geldim. İçindeki astarını kestim. İçine Hakan'ın beğendiği mayoyu giydim. Ben de buranın bir parçasıyım. Ben de burada stil ikonunda bir sunucu ama olarak. Ama sizi beğenmedi elden. Hakan Hayır, Bey. Ben de kabul etmiyorum. Ne olursa olsun hiçbir şekilde eksik de gelseniz ama bu vardı. Ama bunu takacaktım değil. Ya tamamlayacaksınız, geleceksiniz. Kırmızı kombini ya da kel Barbie'ye giydirmiştim. Arzu endam etmeyeceksiniz. Hande Hanım, onu kel Barbie'ye giydirmiştim evde. Bir ve ikinci gün buradasın. Hı. Belki cuma günü gideceksin. Peki döndüm hemen. Sisi, nasıl yorumluyorsun kombinini? Şöyle. Yani birkaç gündür yani arayışıyla, araştırmalarıyla birlikte hani kafasında bir şeylerin artık oturmaya başladığına dair bir sezgi aldım. Yani bence bir şey diyeceğim. Çantan ayrı güzel bu arada. Teşekkürler. Yani baktığım zaman mesela ben niye hep böyle oluyorum? Baktığın zaman bir etkilendin mi? Baktığım zaman şöyle. Sana da bir şey söyleyebilirim işte. Kafasından şöyle bakıyorum. Şapkası, yüzü, makyajı okey. Ceketine bakıyorum. Görmüyorum. Ayakkabılarına bakıyorum. Çok güzel. Evet. Bu kadar yani. Ekip arkadaşlarımla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Ekip arkadaşlarına ilgili bir şey söyleyeceksin. Evet. Söyle. Çünkü ben fark etmemiştim. Fermuarım gümüşmüş. Ben çok sevmiyorum gümüş ve gold beraber kullanmayı. Gizem sağ olsun onu eyelinerla boyamam fikrini verdi. Dünkü ojeden sonra. Onun için teşekkür ederim. Bir de bana saçımı toplatma. Ben hiç toplamam. Değişik oldu işte. Yani şeye de dikkat et bir dakika. Pardon. Bu en önemlisi unuttum Hande Hanım, kusura tamam, bakma. Bu normalde ama lütfen yönüm bende değil. Tamam. Çünkü çantamın normalde beyaz bir bant vardı burada. Onu söktük. Aslı'ya söyledim, saçını daha böyle düz bir fönle, daha sert. Ve şey isterdim böyle daha sert aşağıdan tam enseden toplayacak. Şapkası da
şapkası çok güzel duruyor ama daha böyle sert bir şapka beklerdim onda. Ya da o baskılardan valize konduğu için falan. Onun dışında valize çok iyi gözüküyor. Valize altında can çok iyi gözüküyor. Ben çok sevdim. Bugün söyledim de ona zaten. Peki prenses, jüri üyelerimizin karşısına alacağım seni. Hı. Hadi gel dönelim, gel gidelim. Birkaç takım arkadaşının dokunuşu olmuş. Çanta açısından saçları açık gelecekmiş, toplatmışlar. Ve çizmesinin fermuarlarını boyamışlar eyeliner'la. Bu detaylar ışığında... Her detaya baktım bir daha ağlamayayım diye. Şu an ne gibi görünüyorsun biliyor musun? Ne gibi? Dikdörtgen. Hani, şöyle tutsana. Topu şöyle tutsana. İki elinle. Tırnakların da tam öyle, cadı tırnağı. Görüyorum, görüyorum. Görüyorum. Bu sefer yüksek falan mı? Görüyorum. Yanlış görüyorsun. Bir dakika sihir yapacağım. Bak bak tırnaklarla bakar mısınız? Ben mi yanılıyor muyum görüyorum. Yani? Görüyorum. Dön arkadaşlar. Doğru gerçekten. Dön arkaya dön. Evet, siz de. Öyle değil mi? Can küresiyle. Cadı silah. Barbie'yi o yüzden bıraktım. Barbie'yi o yüzden oraya bıraktım. Aa, Barbie'yi niye oturtturdun? Benim Jenny senin Barbie'yi. Sarışınlardan mı hoşlanıyor? Evet, Barbie'yi bize versene bu gece. Olur, ben canını sağ olsun. Jenny yaşadı. Bende de iki tane var. Çin aslanı ve poodle var bende. Ya, evet. Yazık o Çin aslanlarını şu sıcak ülkeye almayın ya. Hiç sıcakta değil, ben çok soğukta oturuyorum. Nerede oturuyorsun? Kumburgaz'da. Kumburgaz'ı yazları sıcak olmuyor mu? Yazları tıraş. Neyse, düne göre çok daha iyi bir noktadasın biliyor musun? Ben makyajını çok beğendim, şapkanı çok beğendim. Ve en sevdiğim şey şapkayı doğru takmak. Bu bayılıyor ya, sakın karşıma öyle gelmeyin. Şunu şöyle arkaya doğru alsana bir. Takıyorlar ya. Biraz daha, al. Hayır, al. Şöyle takıyorlar, evet. Bir dön göster. Böyle takıyorlar ya şapkayı. Hayır. Öyle gelen benden 2 puan üstünde puan alamaz. Sevmem hocam, kötü görünmek istedim. Böyle ne kadar önde düşük o kadar iyidir. Düne göre çok daha iyisin. Ama şimdi arkadaşlarına haksızlık etmiş olurum. Blazer ceket giyip gelmişsin. En azından sen şapka takmışsın. İçinde ne var? Mini şort giydim. O şort çıkmış kafana senin. Yok hani siz belki yanak görmüşsünüz. Öyle miydi? Senin yanak diz kapağına kadar neredeyse. Dün gördüğümüz yanak poposunun üstündeydi. Yani tek. Ben tedbirli gelmek istedim. Açabiliyor musun ceketini? Hiçbir şey giymedim içine. İçine bir şey giymedin. Evet. Altına giydin sadece. Evet. Okey. En azından bir tık daha seninki güçlü duruyor. Tek blazer kombini yapmış olmana rağmen ama bak dediğim gibi saçını makyajını bugün çok beğendim senin. O korkunç çantan, bak korkunç çanta falan değil o. O böyle içinde çikolata varmış, sana hediye gelmiş, çikolataları yemişsin tabii duramamışsın. Yok ya. Ondan sonra ama kilona göre çok doğru bir kombi yapmışsın. O açıdan beğendim ben seni. Yani beğenmediğiniz ne varsa ben tabii ki dikkate alacağım. Çok korkunç çanta çok, işte. Böyle büyüteçli. Acaba bir de, ne zor? Çantayı bak, bırak, yana bırak tamam. Ya. Bir de bu kombinde bırak yere, bereketi kaçmaz. Yok, kırabilirsiniz canınız. Kır o zaman, at kır. 2 tane dudak kalemi, parla seçerim. Hayır, arkası ölürsün. Ya işte ben zaten bu başıma geleceği biliyordum. Hayır, onu kullanmadım. Ters çevirdim. Ya niye alıyorsun bu çantayı? Ben almadım, o hediye geldi yurt dışından. Kim bana. Kim ya? Allah yurt kahretsin. Dışından, yalan be. Evet, bantı bir vardı. Bir de bak, bir de. İşte ondan bahsediyorum zaten ben. Hakan, onu çevirin. Ay tamam, kırın ya. Ne? Kırın valla. At ama, kır. Ben ondan dekoru kıracağım. Zaten. Şeffaf. Hah, rahatladın mı? Nazar çıktı. Ben sana çanta hediye alacağım. Hakan Bey, şeffaf çanta kullanmak istedim. Ona bereket muadil bir şey bulamadım. Markayı asla göstermek stüdyonun istemedim. Stüdyonun şansına. Vallahi ben sana kendi koleksiyonumdan bir çanta hediye getireceğim. Şunun için üzülmeyeceksin değil mi? Bak, yok, ben dedim kırın diye. Oynadım hatta. Bana unutturmayalım. Ben yarın sana kendi defile koleksiyonlarımdan birinden çanta getireceğim. Bir alana bir bedava varsa ben de. Benim çantamı da parçalı. Tamam, bu kadar benim. Peki, Aslıha? Yani o kadar çantaya takılmıştım ki şu an gerçekten çok daha iyi gözüküyorsun. Ceket okey, o yakalarını indir. İndireyim kaldım mi? O kaldırılacak bir yaka değil. Öyle mi? Tamam. İndir onu. Normal blazer. Kurşun asker. Bir dakika güzel. Tamam, gerçekten neyse. Kurşun asker. Kaldır, ya o kaldıracak bir yaka değil. Tamam.
Rengi çok güzel. Saçını açıkken gördüm, içeride biz tam çıkmadan evet. toplattın. Evet. Bence iyi ki toplattın. Ben de beğendim seni bugün. Aynen. Güzel oldu. Puanınızı alalım Aslan. Bir şey söyleyebilir miyim Hakan? Eve gittim, bütün replikaları başka odaya fırlattım. Yani dayanamadım. Bir şey soracağım. Sabaha kadar ağladım. Onlara bakıp bir dakika. Ben abi verdiğim notları not alacağım. Yani unutuyorum kime ne verdim bir gün önce. Ama dünkü not alacağım. Dün ne vermiştin sana? Yani ben o... değildim ki. Ne vermiştin? Üç mü verdim beş, ben sana? Üç. Ben üç değil mi? Üç, beş. Tamam. Ben 5 mi verdim? Dün ben sana çok yüksek vermişim. Evet. Ama dün ilk gündü ya. Ha, sen kıyamadın. Ben çünkü öyle bir kimseye. İnsanım, kıyamıyorum. Hep güzelliğimi bedelini ödüyorum. Dünü geride bırakabilir miyiz geçmişimizi tamam, işte. Aslan Hanım? Lütfen. Çeviriyorum, sen yazdın mı? Ha, yazdım. Ne verdim bakacağım. Gün geçtikçe yüksek. Dünden mi kötüyüm? Dünden daha iyisin. Niye 4 verdin? Sen benim puanıma dün ama dün sana 1 vermek dün istemedim. Dün o ilk gün diye ben dedim size o yarın göreceksiniz onu diye siz bana inanmadınız. Çanta getireceğim ya o yüzden 4 verdim. Torpil yapıyorum sanmasınlar. Sen de hadi tamam. Yalnız şu an... Başım ölmüş. Şu an...